Simge şakkadan düştü, bayıldı öyle mi? E haksız da değil kız hani. Ya Volkan, rica ederim kapat bu konuyu artık. Ben burada bu işten en az zararla nasıl çıkarız diye uğraşıyorum. Sen hala magazin haberlerindesin ya. Ne bileyim abicim ya. Sabaha kadar uyumadım. Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. Tamamıyla battık. Sakalımız var ama anlatamadık tabii. Sabah Makbuş'un verdiği bilezikleri bozdurup Mithat Beylere, muhasebeciye ve vergi dairesine açıklarımızı kapatmaya çalıştım. Ama açık o kadar büyük ki delireceğim. Bankadan aradılar. Ayrıca elemanların bugün paralarının ödenmesi gerekiyor. Mimar Ahmet Bey de aradı ama bir yalan uydurdum. Ya nereye kadar oyalayabiliriz ki insanları? Her şeyi satıp savup borçları kapatalım. Vakit kazanmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Peki ortak hesaptaki para? Onu ben de düşündüm. Sanırım banka kredisinin ilk 3 aylık taksiti için onu ayırmamız en doğrusu olacak. Bizim evin banka kredisi içinde mi? Hayır efendim. Bu işe girerken aldığımız nakit banka kredisi. O paraya benim çok ihtiyacım var. Ev sahibi sıkıştırıyor. Kredi kartlarım da tamamen dolu. Kusura bakma Simge. Senin şahsi harcamalarını şu anda düşünemeyecek durumdayız. Tabii haklısın. Asıl senin ihtiyacın var o paraya değil mi? Ne de olsa yakında evleneceksin. Nasıl yani, evleniyor musunuz? Hayır canım. Biz ayrıldık ve beyefendi hiç vakit kaybetmeden ondan adenen köylü kızının kollarına koştu. Ne? Rica ederim, konumuz bu değil. Ayrıca ne yapacağımı da size sormak durumunda değilim. Nasıl istersen öyle yap. Sadece yıllarca sana verdiğim emeklerimi acıyorum. Ama artık bitti. Bundan sonra kendimi düşüneceğim. Sen hep kendini düşündün zaten. Hemen bu şirketi kapatıp borçlarımızı ödemek ve yaşamak için mümkün olan kararları almak zorundayız. Anlamıyor musunuz? Bence hemen evini ipotek ettir. Bunu yapmak zorundasın. Yıllardır bu şirketi ayakta tutmak için çalıştık. Şimdi sıra sende. Bu kadarına hakkımız var herhalde, öyle değil mi? Hem hepimizin şirket dışında ödenecek borçları var. Yazıklar olsun sana. Hakan nereye? Kendime iş bakmaya. Sızlanıp durarak bir yere varmaz bu iş. Ailemi düşünmek zorundayım. Sen zaten hep kendini düşündün. Anneciğim, ver elini öpeyim. Çekil şuradan. Beni sokağa atarken aklın neredeydi? Şimdi mi annen olduğumu hatırladın? Ne olur böyle yapma. Zaten başımız büyük belada. Ne yapayım anneciğim? İkinizin arasında kaldım. Yoksa evliliğim bitecektim. Hadi oradan. Sen bu yalanları başkasına anlat. Duyduklarım doğru mu? İflas mı ettiniz? Maalesef. İyi olmuş. İşte anneye böyle yaparsan, anne sözü dinlemezsen olacağı budur. Ya anne, çok kötüyüm anne. Yıllardır çalışarak elde ettiğim her şeyim gitti anne. Dur bakayım, dur deli oğlan. Öyle şey olur mu? Ben seni şöyle çaresiz bırakır mıyım? Merak etme. Benim Ayvalık'ta epey bir malım mülküm. Kıyıda köşede de dar günler için ayırdığım biraz param var. Seni böyle bırakacak değilim ya. Ne gerekiyorsa yaparız. Ciddi misin sen anneciğim? Anneciğim. Canım benim. Siz Ayvalık'a gitmemiş miydiniz? Sıttık oğlum. Bazı şartlarım olacak tabii. Oğlum, ne bu eşek gibi anırıyorsunuz? Geçin yerlerinize. Sen de geçsene yerine paspal şey. Şu kılığına, kıyafetine bak. Saygısız, geç hadi. Açın kitaplarınızı, çalışın. Hadi. İşiniz gücünüz gırgır şamata. Hadi diyorum. Ya Selim. Sonra bir tek. Süperdi ya. Emre. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Öğretmenim, affedersiniz, kör mü oynuyordu? Görmüyor muyum, kör müyüm ben? Aklınız fikriniz hep haylazlıkta.
Müdür Hanım, oyun oynamak haylazlık mı? Bunların ailece bilmesi. Zil çaldı. Hadi doğru sınıflarınıza. Hadi. Biraz ders düşünseniz ölmezsiniz. Hadi. Şimdi var bir arzum, evlenmektir kararım. Lakin münasip bir eş nereden bulayım? İşte bir bayan pek mini mini. Acep söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Al efendim, bu 50.000 sensin sahibi. Bu ne cıvıklık? Bu ne terbiyesizlik böyle ha? Kız gibi kırıtmaya utanmıyor musunuz? Yok hocam, ben taklit yapıyordum. Taklitmiş. Müdür hanım, arkadaşımın kulağını bırakır mısınız? Çocuk değiliz biz artık, ayıp oluyor. Sen onun avukatı mısın, ha? Evet, avukatıyım. Terbiyesizler sizi. Dersten çıkınca ikiniz de odama geleceksiniz. Ya, bu böyle olmayacak. Neba çok ileri gitti. Ya ne bu ya? Girmek yasak, oyun yasak, her şey yasak. Hapishane mi burası? Hepimize çok kötü davranıyor. Yürüyün arkadaşlar. Petek, nereye? Ders zili çaldı Petek. Aha. Gelin dedim. Petek, nereye gidiyor bu? Müdür hanım, eğitimin ve öğretimin çocukların ve gençlerin canını yakarak değil de sevgi ve şefkatle olması gerektiğini size hatırlatmak istiyoruz. Koca koca adamlarız. Arkadaşlarımızın önünde gururumuzu kırmanız hoş mu yani? Ayrıca bu yaptığınız insan haklarına da aykırı. Ama çocuklar... Bizi biraz sevmeyi, anlamayı denerseniz sizin istediğiniz gibi notlarımız da düzelir belki. Ama... Bize sürekli kızıyor. Hiçbir şeye izin vermiyorsunuz. Siz çocukları sevmeyen birisiniz. O zaman neden öğretmenlik yapıyorsunuz? Sizin yüzünüzden okula gelmek istemiyoruz. Ya bizi ve işinizi sevin ya da bu işi bırakın. Biraz kendinizi onların yerine koymayı deneyin. Kendini onların yerine koy. İyi günler Nebahat Hanım. Öğleden sonra dersim yok. İzninizi isteyecektim. Özel bir sorunum var da. Hay hay, neden olmasın? İyi, teşekkürler. Belgin Hanım. Buyurun. Sizin gençlerle aranız maşallah çok iyi. Acaba bunun bir sırrı var mı? Yok. Sadece onlarla vakit geçirmeye, onları anlamaya, beğenilerini ve zevklerini benimsemeye çalışıyorum, o kadar. Peki ufaklıklar? Onlarla iş daha da kolay. Oyun oynamak yeterli. Ha. En kolay iletişim biçimi, en kolay arkadaş olma biçimi bu onlarla. Teşekkürler. Rica ederim. %1.12 yapmış. Süper galiba. Zaten anası da kılıcı bunu. Başladığı gibi bitirir. Yaz bakalım. Tek. Yok yok. Tek yazmayın bu ayağı. Bu da sürprize açık bir koşu çünkü. Mahiden hepsinin geliri var. Kapatsam mı bu ayağı acaba? Hayırdır Volkan? At yarışı mı yine? Yok be Hakan. Ufak bir altılı yapıyorum, o kadar. Heyecan olsun diye. Oğlum bak, bir ara yine sarmıştım bu at yarışına. Seni toparlamak için neler çektiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Hem artık evli barklı adam olacaksın. Aklını başına topla. Ya of, annem gibi konuşup durma abicim ya. Sen beni merak etme. Kumarla ne ilgisi var bunun? Sen bilirsin, koskoca adamsın. Sana akıl verecek değilim. Bunlar SSK için. Bu çek ne için? Şey efendim, Volkan Bey istedi de. Bu kadar büyük bir villa için çift imza gerekiyor ya. Benim böyle bir ödemeden haberim yok. Neden gerektiğini söyledi mi? Hayır Hakan Bey, hiçbir şey söylemedi. Tuhaf. Neyse, ben konuşurum onunla. Bu kadar değil mi? Evet Hakan Bey. Yeter Hakan ya. Çocuk gibi hesap mı soruyorsun bana? Yaptığın çocukça ama Volkan. Kaç kere söyleyeceğim böyle bir şey yok diye? Volkan, beni bırak. Önce kendini kandırmaktan vazgeç.
Bu işin sonu hiç de iyi olmuyor biliyorsun. Yeter ama Hakan. Koskoca adamım ben. Kimseden akıl almaya ihtiyacım yok benim. Bir hafta at yarışı oynadık diye. Öyle mi Volkan Bey? Peki o halde muhasebeden çektiğin paranın bir açıklamasını yapacak mısın bakalım? O para şey için. Ne için? Biliyorsun Merve ile son zamanlarda epey masrafımız oldu. Ya bir dakika ya. Ne zamandan beri ben sana hesap veriyorum? Yanlış bilmiyorsam ikimiz de bu şirkette eşit hisselere sahibiz. Tabii ki öyle. Ancak bu ortaklığımızın temelinde güven var sanıyordum. Bu güvende sarsıldığında böyle sorular sormam çok normal, öyle değil mi? Demek öyle. Ben yıllarca gecemi gündüzüme katayım, çalışayım. Ondan sonra da benden hesap sorulsun. Tamam, madem bana güvenmiyorsun, o halde bu işi bitirelim biz de. Volkan, konuyu saptırma. Ben senin bugüne bugün ortağın değil, arkadaşın olarak konuşuyorum. Ya senin için endişeleniyorum, anlamıyor musun? Merak etme Hakan. Ben gayet iyiyim. Aslında bunları konuştuğumuz iyi oldu. Volkan. Tamam Hakan. Sakin bir zamanda nasıl ayrılacağımızı konuşuruz. Hadi bana eyvallah. Volkan, dur, saçmalama. Neyin var Hakan senin? Volkan'la tartıştık. Her şeyi inkar ediyor. Biraz sıkıştırmaya çalıştım. Zeytinyağı gibi su üstüne çıktı. Bu da yetmiyormuş gibi ortaklığı ayıralım falan demeye başladı. Aa, saçmalamasın canım. Öyle şey mi olurmuş? Bilmiyorum. Bakalım neler olacak. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Benim yeğenimi nasıl böyle bir şeyle suçlarsınız? Ama olan bu. Ne demek canım? Özer'in kendi aklı yok mu? Petek mi yönetecek onu? Bence takmışsınız siz benim yeğenime. Ne ilgisi var canım? Teyzeciğim. Müdüre hanım. Beni çağırmışsınız. Petek'cim. Ben böyle bir şey ihtimal vermiyorum tabii ama ödevini Özer mi yaptı? Derste sordunuz söyledim ya. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden buraya gelip beni şikayet ediyorsunuz? Okulun ilk gününden beri taktınız bana. Gördünüz mü? Boş yere üzdünüz kızı. Sizin öğretmenlik anlayışınız bu mu? Biraz objektif olun canım. Ben de aynı şeyi şimdi size söyleyecektim. Bak şimdi sen köprünün ucundaki düşmansın. Ben geçmeye çalışacağım, tamam mı? Tamam. Bak çık oradan. Neden ağlıyorsun? Selim beni Mimi şikayet etmiş. Hadi ya. O da teyzeme söylemiş. Teyzem kulağımı çekti. Çok aşağılandım. Çok azarladılar. Çok mutsuzum. Okulu bırakıp gideceğim buralardan. Olur mu öyle şey? Şu Selim'e de dayanamıyorum artık. Sürekli benimle uğraşıyor ya. Senin de çok oldu ha. Merak etme. Bunu ben halledeceğim. Bu petek çok fena valla. Çocuğu oyunda valla çok komikti hani, görmeliydin. Sen ne yaptın sanıyorsun? Ne var? Bu var. Özer delirdin mi? Ne yapıyorsun sen? Selim iyi misin? Karışma sen. Özer kendine gel. Selim ne yapıyorlar ya? Delirmiş mi lan? Yeter artık. Sabrımı zorlama. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz ya? Yok bir şey öğretmenim. Nasıl yok? Yok işte. Özer'le şakalaşıyorduk. Şaka. Pekala. Öyle olsun bakalım. Özer değişti ya. Özer'e bir şey oldu. Özer çok değişti. Bu iş burada bitmedi. Görüşeceğiz oğlum. Bu iş burada bitmedi. Selim iyi misin? Özer ve Selim şimdi koridorda birbirlerine girmiş durumdalar. Bunu yapan da eminim ki Petek. Eğer bu işe teyze olarak el atmayacaksanız lütfen okulumuzun müdüresi olarak el atın. Yoksa bu iş çığırından çıkmak üzere. Ay durun canım, bir soluk alın. Siz sürekli bana sorun çıkarmak için mi buradasınız? Ne biçim öğretmensiniz? Patlatsaydınız ikisine de birer tane, kapatsaydınız konuyu. Ay acaba bunlar Petek'i mi paylaşamıyorlar? Bah zavallı yavrum.
daha doğduğunda güzelliği başına bela olacak demiştim ben annesine. Pes. Pes yani. Ne var canım? Aa! Bir daha da ikide bir odama dalmayın. Fena olur sonra. Fena olur. Yalnız da öfke. Tam da kraliçe ilerlerin dediği gibi. Yağmur. Git. Yağmurcuğum, neden böyle yapıyorsun? Beni rahat bırak. Efendim? Beni rahat bırak dedim. Ama Yağmur. Senin bu ilginden de, sözde sevginden de sıkıldım. Sen babama aşık olduğun için bize iyi davranıyorsun. Bizi düşündüğün falan yok senin. Yağmur, bunu nasıl söylersin? Ben sizi çok seviyorum. Bunun babanla da bir ilgisi yok. Hadi bak bir iki lokma bir şeyler ye. İstemiyorum, yemeyeceğim. Git buradan. Yağmur. Yeter artık. Ben çocuk değilim. Beni kandıramayacaksın. Zaten kimsenin umrunda değilim. Hiç kimse beni sevmiyor. Öyle şey olur mu Çitlen Bey? Seni hepimiz çok seviyoruz. Hayır, sevmiyorsunuz. Şimdi git artık odamdan. Yalnız kalmak istiyorum. Geçiyordum, uğradım. Çok komik. Şu anda en son görmek isteyeceğim kişi sensin. Aa, ne kadar iyi. Oysa ki ben seni mutlu edebilirim. Senin yalanlarına karnım tok benim. Peki, sen bilirsin. Oysa seni eğlendirmek, sana arkadaş olmak için gelmiştim. Nasıl eğlendireceksin ki beni? Yemin, Nana'yla konuştuklarınızı duydum. Kimsenin seni sevmediğini düşünüyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Yani artık burada yaşamaktan çok sıkılmış olmalısın. Evet, sıkıldım. Ne var? O halde gel benimle. Oyuncaklar dünyasına mı? Evet. Ben orayı biliyorum. Çok da eğlenceli olduğu söylenemez. Ama sen oradaki gizli eğlence bahçesini görmedin ki. Gizli eğlence bahçesi mi? Evet. Oraya bir gitsen. Buraya asla geri dönmek istemezsin. Öyle mi? Ne var orada? Neler yok ki? Birbirinden komik palyaçolar. Ateş tutan adamlar. Cambazlar. Birbirinden eğlenceli oyuncaklar. Bu evrendeki en büyük atlı karınca. Hukkabazlar. 25 tabağı aynı anda çeviren jonglörler. Sonra birbirinden lezzetli şekerlemelerin olduğu kocaman bir şeker fabrikası. Şeker fabrikası mı? Evet. Orada sadece oyun var. Sadece şekerleme, çikolata ve pasta var. Kimse de sana karışmaz. Sürekli eğlence. Düşünsene. Arkadaşların hepsi de birbirinden sevimli oyuncaklar olacaklar. Seni çok 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 seveceklerinden emin olabilirsin. Canım, bu kadar düşünme. Sıkılırsan seni hemen geri getiririm. Hayır, sen beni kandırıyorsun. Bu da yeni oyunlarından biri, öyle değil mi? Sen başkasının mutluluğu için hiçbir şey yapmazsın. Hiç de değil.
Hepimiz iyiyiz. Evet Hakan. Sen ne zaman geliyorsun? Demek bir iki gün daha işin var. Tamam, kolay gelsin. Herkesin selamı var. Seni seviyorum baba. Görüşürüz. Neden Yağmur'un durumunu söylemedin? Ta Amerika'dan yapabileceği bir şey yok. Hem söylesem deliye dönerdi meraktan. Tabii canım, Nana haklı. Boş yere evham yapacak. Hı-hı. Hem Hakan gelene kadar düzelir inşallah. Hadi yavrum, sen üzülme. Ya düzelmezse? Merak etme, her şey düzelecek. Peki daha önce oyuncaklar dünyasına gittiğimizde Nana neden bizi gizli bahçeye götürmedi? Çünkü burayı çok seveceğinizi ve oradan ayrılmak istemeyeceğinizi biliyordum. Sizi düşündüğü falan yok onun. Hadi gel benimle. Git. Hayır, sana güvenmiyorum. Git buradan. Nana, Mahpus, Emre, herkes gelsin. Peki, tamam. Sen bunu bir düşün. Nana, bir çabuk düşün. Gelin. Tamam. Emre, Mahpus, Nana, Mahpus, gelin. Yağmur, iyi misin? Az önce. Evet. Kimse de sana karışmaz. Sürekli eğlence düşünsene. Yağmurcuğum, iyi misin? Yok bir şey. Kötü bir kabus gördüm de korktum. Aferin, bir şeyler yemişsin. Uyumak istiyorum. Gel. Demek doktor bir şey bulamamış. Bence sorun psikolojik. Bence de. Umarım çabuk düzelir. Belki de babam gittiği için böyle oldu. Simgece dolozundan korktuğu için. Babam burada olsaydı kendimiz daha iyi hissederdik tabii. Baban ne zaman gelecek? Birkaç güne kadar. Peki nana onunla konuştu mu? Yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Sabah nanayı bile kendini öptürmedi. Bak, buna şaşırdım işte. Sizce o elindeki leke ne? Ne bileyim ama her neyse kafasını fazla takmış durumda. Ne o? Deli kardeşini mi çekiştiriyorsunuz? Hayır canım, senin ne kadar fasulye beyinli olduğundan bahsediyordum. Yağmur. Yine mi sen? Kararını değiştirdin mi? Bak, benimle gelmen için bu son şansın. Hadi ama, neden çekiniyorsun? İstemezsen seni geri getireceğim. Sana neler kaçırdığını göstereyim, ha? Gördün mü bak? Ya. Bak. Oo. Beni buraya mı götüreceksin? Tabii ya. Ne sandın güzelim? Hadi, ne duruyoruz hala? Bana bu iyiliği neden yapıyorsun peki? Ya canım benim, söyledim ya, ben o kadar da kötü biri değilim. Senin haline çok üzüldüm, o yüzden. Hem biz yabancı sayılmayız, öyle değil mi? Hadi iç şunu, gel.